Öncelikle bugün biliyorsunuz 6 Şubat kötü bir gün. Yani geçen sene bugün çok kötü bir zamanlama ile uyandık. Başımız sağ olsun diyorum. Allah bir daha böyle bir dert vermesin. Ayrıca bir de kandilimizi kutluyorum. Şimdi biz Galatasaray'la oynuyoruz. Ve bir mücadele veriyoruz. Baktığınız zaman Galatasaray'ımızı yenmesi kadar doğal bir sonuç yok. Ve futbolu geliştirmek istiyoruz. Futbolu büyütmek istiyoruz. İşte alttan insanların gelmesini istiyoruz. Ama bir güç var çözemediğimiz. Hakem doğru müdahaleyi yapıyor. Ve VAR'dan biri çağırıyor. Biz bunu bir kere daha yaşadık. Yani çok net. Hani ligin dizayn edilmesi ve benzeri konular var ya. Bugün ben bunu tekrar gözlerimle gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor. Birilerinin önüne geçiyor. Hani bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Yani bizler gibi Anadolu takımının, bakın bugün buraya 2500 tane bandırmalı geldi. Bizler gibi mücadele veren, Türk futbolunun için savaşan, kişisel mücadelesine veren insanları da yıpratıyor ve çemberin dışına itiyor. Zaten bu çemberin içerisinde olmak da istemem açıkçası. Kirli bir oyun var. Bilmiyorum artık salı günü beni aktarırlar, çarşamba günü ceza bireç umurumda da değil. Benim burada koskoca bir hayali, bir umudu yerle bir etti VAR'daki hakemler. O yüzden gerçekten ben Galatasaray'ın da bizi yenebileceğini, yani herhalde tartışacak konu değil bu. Neden girersiniz devreye? Sebebiniz ne? Amacınız ne? Siz neyin bir uzantısınız? Çok merak ediyorum. Açıkçası bugün bu futbolun içerisinde olmaktan dolayı da utanıyorum. Hani biz utanıyoruz çünkü başkaları utanmıyor. Ben bunu playoff finalinde de yaşadım. Yine VAR'ın içindeki Mete Kalkavan, Halil Mutmeler, şimdi de Özgür Yankaya yine aynı şeyleri yaptı ve emeğimizi aldılar, çöp ettiler. Hakkım helal değildir VAR hakimindeki yapıya. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın önünde açık olsun. Galatasaray'da bundan sonra başarılar diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.